Answers in Genesis kurucusu ve başkanı Ken Ham, hayvanların %90'ının dünyaya insanla birlikte ve eş zamanlı olarak geldiğini kanıtlayan yeni bir genetik araştırmanın kutsal kitapta geçen yaratılışı kanıtladığını iddia ediyor. Çalışmanın sonucu evrim teorisine karşı çıkıyor. Answers in Genesis'in kurucusu ve başkanı Ken Ham, hayvanların %90'ının dünyaya insanla birlikte ve eş zamanlı olarak geldiğini kanıtlayan yeni bir genetik araştırmasının kutsal kitapta geçen yaratılışı kanıtladığını iddia ediyor. Human Evolution dergisinde yayınlanan çalışma, 100 bin hayvan türünden alınan DNA barkodlarını incelediğini ve bugün dünyadaki insanlar dahil olmak üzere 10 türden 9'unun 100 bin ila 200 bin yıl önce var olmaya başladığını kanıtladığını aktardı. İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden araştırmacı David Taylor, AFP'ye bu sonucun çok şaşırtıcı olduğunu ve buna karşı olabildiğince sert bir şekilde mücadele ettiğini belirtti. Bulgular, evrimleşmenin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili birden fazla yerleşik fikri alaşağı etmiyorsa bile zor duruma düşürdüğü kesin. Araştırma, felaket niteliğindeki bir olayın 100 bin ila 200 bin yıl önce dünya üzerindeki yaşamın çoğunu ortadan kaldırmış olduğu olasılığına dikkat çekiyor. Ancak Ham, araştırmanın kutsal kitabın yaşamın kökenleri hakkında söylediği şeyi doğruladığını söyledi. Yaratılışçılar felaket olayının tufan olduğuna inanıyorlar. Answers in Genesis'te çalışan, Harvard'dan doktora sahibi bir araştırma biyoloğu olan Nathaniel Johnson, bu çalışmadaki evrimsel modelde onların henüz tam olarak anlamadıkları şekilde büyük bir tehlike bulunuyor diye ekledi. Johnson sözlerini, çalışma çağdaş insanın kökenleriyle eş zamanlı olarak meydana gelen birçok türün var olduğunu öne sürüyor dedi. Mitokondriyal DNA'nın zaman bulgularından anlaşıldığına göre modern insanın son 6000 yıl içinde oluştuğunu biliyoruz. Bu nedenle bu çalışma çok sayıda türün son 6000 yılda oluştuğunu ima ediyor şeklinde noktaladı.